Herkese merhaba, Usta Eller kanalına hoş geldiniz. Bugün kesme tahtalarını yenileyerek onları daha kullanılabilir hale getireceğim. Kesme tahtaları kullandıkça zamanla üzerinde çizikler oluşuyor. Bu çiziklerin içinde bakteri yürüyor. Bu çizikleri engelleyebilmek için ince zımpara ile zımparalayacağım. Tüm tahtaları aynı yönde zımpara ile zımparalıyorum. Zımpara işi bittikten sonra tozlardan arındırmak için güzel bir şekilde yıkıyorum. Daha sonra ise beyaz sirkeyi bir sünger yardımıyla tahtaların her yerine sürüyorum. Bunu yapmamın amacı tahtanın üzerindeki bakterilerin yok olmasını sağlamak. Ve duruladıktan sonra kağıt havlu ile tahtaların yüzeyini iyice kuruluyorum. Tahtalar tamamen kuruduktan sonra Hindistan cevizi yağını bir peçete veya pamuk yardımıyla tahtaların her yerine iyice sürüyorum ve yediriyorum. Tahtaların yağı tamamen çekmesi için bir yarım saat bekliyorum. Daha sağlıklı olması açısından kesme tahtalarımızı gıdaların cinsine göre ayırmamız gerekiyor. Ben de kesme tahtalarını gruplandırarak CD kalemi ile tahtaların en üst kısmına yazıyorum. Yazıların sudan etkilenmemesi için bu kısımlara bir fırça yardımıyla taş vernik sürüyorum. Aynı zamanda tahtaların alt kısmına da taş vernik uyguluyorum. Tahtayı yıkayıp dik bir şekilde koyduğumuzda altında biriken sulardan etkilenmemesi için yapıyorum. Vernik de kuruduktan sonra artık daha yeni ve hijyenik tahtalarımız kullanıma hazır. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.